Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bir yıllık vücut dönüşümüm ve o videodan sonra neler olduğunu anlatacağım. Şu anki formumu mesela paylaşacağım. Çoğunuzun bildiği gibi spora ilk başladığım zaman 83 kiloydum ve 2 ayda 11 kilo verdim. Sonrasında yavaş yavaş bu kiloları tekrardan alarak 80 kiloda güzel bir form yakalamıştım. Gelin bu videoyu hızlıca bir izleyelim. Bu videoyu attıktan sonra yavaş yavaş kilo alma işinden sıkıldım. Çünkü 80-81 civarında takılmıştım uzun bir süre. Ve hani clean bulk'ı bırakıp ne bulduysam yeme taktiğine geçtim. İşte hamburger, cips, kola, çikolata, fast food, abur cubur ne bulduysam her şeyi yedim. Hiçbir şey ayırmadım, kalori saymadım. Her gün işte 3000-4000 kaloriden fazla kalori aldım ve inanılmaz derecede yağlandım. Tabii gene hedefime ulaşamadım. 85 kilo hedefim vardı. 84 kilo ulaştım. Ve de bana sürekli soruyordunuz işte, kilo alırken ne yiyorsun? Nasıl kilo aldın? Nasıl kilo alabiliriz? İşte kilo alamıyorum falan filan tarzı sorular geliyordu. Gelin size ne yediğimi göstereyim. Arkadaşlar yakında aile çamlarına katılacağım. Şu şekilde 200 gram ton balık. Bir tane neydi bunlar? Karadeniz. Ya baba. 3 tane haşlanmış patates. Yanında 1,5 kajun. Burada da yoğurdumuz var. Şu anda 85 kiloyu görmeye çalışıyorum. 85'i gördüğüm anda diyete başlayacağım. Hey! Douglas. Ama hocam sen ne yapıyorsun? Abi, konuşmaz durursun hocam. Gram irmik helvası ve 20 gram kaymak var. Burası yaklaşık 1000 kalori galiba. Bakalım günün sonunda 5000 kalori geçebilecek miyim? Bugün kendime 5000 kalori challenge yaptım. Bakalım ne olacak? Sonucu göreceğiz hep beraber. Antrenmanda ya da diğer öğünde görüşürüz. Tabi bunları yediğiniz zaman eskisi gibi karın kaslarınız ya da düz bir göbeğiniz olmayacak. Tam tersine hızlı bir şekilde yağlanacaksınız ve karın kaslarınız tamamen kaybolmaya başlayacak. Aynı benim şu anki formumda göreceğiniz gibi. Gelin son formumu bir izleyelim. Arkadaşlar şu an bulk'ın son günü. Yarın ben bir diyete başlıyorum. Bir ay sonra sonuçları paylaşırım. Şu an bu haldeyiz. 85 kilo. Şu an 84 kilodayım ve 85'e çıkamadım. Tabii bu benim için artık yeter. Çünkü gördüğünüz gibi acayip derecede yağlandım. Vücudum büyük, evet. İşte kollarım büyüdü, omuzlarım genişledi, göğüsler büyüdü. Bayağı hacimlendim. Şort giyince büyük duruyorum vesaire vesaire. Ama artık definasyon zamanı geldi. Çünkü yani hedefime az çok ulaştım zaten. Ve artık şu anki yeni hedefimi gerçekleştirmenin zamanı geldi. Hedefim şu, 4-6 hafta, hadi en kötü 8 haftada paramparça bir vücut yapmak istiyorum. Diğer videoda gördüğünüz formumdan çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum bu 4 haftalık süreçte. 4 haftadan sonra da eski halimden daha da iyi olması için uğraşacağım. Ve en çok şu söyleniyor. İşte diyet yapacağım dediğim zaman niye yapıyorsun? Gerek yok. İşte daha da büyük tarzında işte bulk yap, clean bulk'a devam et, şunu yap, bunu yap tarzı bir sürü her yerden bir şeyler söylüyorlar. Ama dediğim gibi ben arkadaşlar hani uzun süredir spor yapan bir insanın karın kası yerine göbeğinin olmasını çok saçma buluyorum. İşte kaç senedir spor yapıyorsun geliyor olay. Diyor ben 5 senedir spor yapıyorum diyor. Ama adamın göbeği kendinden önde gidiyor. Ya yani bu doğru bir şey değil bence. Eğer vücut geliştirmeye ulaşıyorsanız, yani düzenli olarak spor yapıyorsanız karın kaslarınızın, hani karın kasını geçin düz bir göbeğiniz olması şart arkadaşlar. Eğer sizin göbeğiniz varsa, yağlı bir göbeğiniz varsa bunun bir bahanesi yok. Yani işte şundan dolayı şöyle, bundan dolayı böyle, bunun bahanesi yok. Bir yerde bir yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın. Ya tabii amacınız farklıdır. İşte çok güçlü olmak istiyorsunuzdur, çok büyük olmak istiyorsunuzdur. Tişört giydiğiniz de önemlidir sizin için ya da üstünde bir şey giydiğiniz de önemlidir. O zaman bir şey diyemem. Ama ya bahanelerin ardından saklanmayın. Sporcu dediğiniz atletik olarak arkadaşlar. Ne spor yaparsa yapsın sporcu atletik olur.
Ve artık hani birkaç videoda söyledim, definasyon serisi bu videoyla beraber başlıyor. Bundan sonra düzenli olarak haftada bir definasyonla alakalı, yağ yakımıyla alakalı videolar çekeceğim. Nasıl videolar? Kendi yaptığım programı, beslenme programımı, gün içinde yaptığım şeyleri vesaire hepsini paylaştığım haftalık videolar olacak. Tabi bu videolarda sizden şunu istiyorum. Videolarda yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl yorumlar? Kendim merak ettiğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz ya da bana işte öneriniz varsa işte şunu yaparsan iyi olabilir, şunu yaptım böyle oldu tarzında kendi tecrübelerinizi yazabilirsiniz yoruma. Bu seriyi sizle beraber götürmek istiyorum ben. Çünkü sizin yorumlarınız önemli. Sizin yorumlarınıza göre şekillenecek bir seri çünkü bu. Hatta eğer isterseniz haftada 2 bile çekebilirim bu tür videoları zamanım oldukça. Bence siz de bu seriye benimle beraber başlayın. Hep beraber bir diyet yapalım. Ayın sonunda ya da 2 ay sonrasında yaza çok güzel bir vücutta girebiliriz hep birlikte arkadaşlar. Zaten hani hep soruyorsunuz nasıl yapılır, yağ nasıl yakabilirim işte, karın kaslarım çıkmıyor, ne yapmam gerekiyor, kilo veremiyorum falan gibi sorular sürekli geliyor. Bu tür soruların cevabını bu seride baya baya cevaplayacağım. Hani aklında soru kalmayacağına emin olabilirsiniz. Bu zamana kadar öğrendiğim her şeyi size aktarmaya çalışacağım. Tabi unuttuğum şeyler oluyor. Orada da siz devreye gireceksiniz. Bana yorumlarda soru soracaksınız. Ben de diğer videolarda onları cevaplandırmaya çalışacağım. Tabi şöyle bir şey var. Görüntüm değişti ama ağırlıklar da baya bir değişti tabi. Daha öncesinde 3x5 program uygulamıştım ve uzun süredir de full body tarzı programlar uyguluyorum. Ki bazıları kendi programlarım, bazıları internetten bulduğum işte yaygın programlar. Bunları da söyleyeceğim hangileri olduğunu ve ağırlıklarım acayip derece değişti. İşte bench press, squat, deadlift. Özellikle bench press'te hani beklerinden çok daha ağır kiloların altına girmeye başladım. Hatta son videomda zaten 120 kilo fail yapmıştım, görebilirsiniz. Ve size kısaca bir squat ve bench press'teki girişimi göstereyim. Gördüğünüz gibi ağırlıklar bu şekilde değişti. Bayağı arttı ve memnunum bu durumdan. Daha da artması için elimden geleni yapıyorum. Bu süreçte yapacağım program şu şekilde olacak. Hani diyette bununla bahsetmeyeceğim ama programım şöyle olacak. Yüksek ihtimalle ağır sağlam 3x5 uygulayacağım ya da kendime ait bir full body programı uygulayacağım. Bunu size detaylarıyla beraber paylaşacağım. Neden full body programı yapıyorum? Çünkü haftada 5 gün, 6 gün gitme şansım benim yok. Şu an okul, işte YouTube vesaire bayağı yoğun geçiyor. Ve haftada 5-6 gün spora gidersem hayatımın geri kalanı çok aksamak zorunda kalıyor. Bu yüzden haftada 3 gün ya da 4 gün spora gidiyorum ve onları full body yapıyorum. Eğer size önerim, haftada en az 5 gün spora gidemiyorsanız asla split yapmayın. Bu bench press, squat ve deadlift arttırmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi 3x5 uygulamamdı. Çünkü bayağı etkili ve basit program. Hiçbir şekilde karışık değil. Her şeyin ne olduğu belli. Yani kafanızın karışacağı bir durum yok. Ağırlıklarınızı iyi seçerseniz baya size gelişim sağlıyor. Ve bunu 200 kişide daha denedim. Onlar da baya gelişim sağladı ki zaten bu ağır sağlama programı. Ağır sağlamanın da bir sürü videosu var bununla alakalı. Ben bu sabah antrenmana gittim ve ilk başta yapacağım ağırlıkları seçtim. Tabi squat'ta biraz ağır girmiş. Onu düşüreceğim. Belki bench press'te de bir 5 kilo düşürebilirim. Emin değilim. O antrenmanı da yerimi izleyelim.
Yorgun gibi ağırlıkları hafiften seçip denemeye başladım. Bu haftadan itibaren yapacağım kiloları seçip güzel bir şekilde programı uygulayacağım. Tabii programdan size de bahsedeceğim. Bununla alakalı detaylı bir gelecek, merak etmeyin. Split yapmak isteyenler için de şunu söyleyeyim. Ben şu anda benimle beraber çalışan 3 tane arkadaşıma 3'ü de split program yapıyorlar. 3'üne ben yazdım programlarını. Bayağı memnunlar. 2 hafta civarı oldu onların da. Zaten bu serinin sonunda onların dönüşümlerini de paylaşacağım sizle beraber. Bu dönüşümlerden sürekli haberdar olmak istiyorsanız Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Orada bayağı bir şey paylaşmaya çalışıyorum. Daha fazla uzatmadan bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz ve bu serinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve yorumlara istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'a beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.